Düğünlere ben de giderim. Bayrama, seyrana, cenazeye ben de Popülarist giderim. düzene O yenik ayrı bir düşüyoruz. olay. Benim bir Yazın bir olay o beklentim işte. yok. Popülarist düzene yenik düşüyoruz. Aynen. Şimdi doktorlara Katılıyorum. saygımız çok, doktorlara ihtiyacımız var. Ama Ama 17 hastanelerde, tane doktor var. kliniklerde var. Bulut Bey. Mecliste değil. Ben Hastanelerde ve kliniklerde var 17 doktorlar. tane doktor var da sağlık sistemimiz ne halde? Yani dolayısıyla bakın kalite gelecek. İş adamı da müracaat edecek, girecek. Medya ön plana çıkacak. Evet. Medyada kendini kanıtlayan insanlar, yani altyapısı olan, Donanımlı. vizyonu olan, çapı ve kapasitesi olan insanlar cesaret edip KKTC milletvekilliğine girecek. Ya Evet. ama yok, ben filan bölgede falan meslek grubundanım. İşte Girne'de veya Güzelyurt'ta işte ve bir çevrecik oluşturdum. Eşim, dostum, ahbabım da güçlü ve kuvvetli. Hadi ben millet, sen milletvekili olursun. O bölgesel milletvekili olarak kalırsın. Şu anda üzerinde çalıştıkları sistemden bahsediyorum. Kalırsın ama bakanlar KKTC milletvekillerinin arasından olur. Artı illa da onların arasından olacak diye bir şey yok. Dıştan teknokratlar da alınır ama teknokratlara olan ihtiyaç azalacak, Böyle düşecek. böyle. Neden? Çünkü bakın turizmci de meclise girecek. Evet. İş adamı da meclise girecek. Hukukçu. Mimarı, hukukçu yok mecliste. Evet. Hukukçular da girecek. Kendini kanıtlamış, bu ülkede isim yapmış, altyapısı olan donanımlı hukukçular da Genç, girecek. dinamik, donanımlı Gençler, insanlar genç girecek. Şimdi insanlar, çağdaş bu sistem çünkü ne fikirler yapıyor? taşınacak. Bu sistem sevgili dostum, bölüyorum da seni. Bir sistem kurmuş partiler. Partilerin sistemi delegeleri kendi seçer. Delegeler de döner, parti başkanını seçer, milletvekilini seçer. Genç vizyonu açık olan insanların hiçbiri bu partilere giremez. Girse de bu sistemde başarı gösteremez. Ve aynı insanlar yıllarca döne döne parti değiştire değiştire bizleri Bir yönetmeye şey devam sormak ediyor. isterim ben. Evet. Nerelisiniz? Ben esas yani Şu an yer nerede oy esas yer verdiğiniz? konutluyum. Yani Geçitkale Okey. ama Nerede oy Geçitkale Kale verirsiniz? Mausa. Oy verdiğiniz yer. Ben şu anda Girne'de Girmedi. yaşıyorum. Girne'de oy Sevgili veriyorum. dostum Bulut sen de Girne'de oy verin. Ben bir soru soracağım size. Veriyordum. Tamam anladım. Onu Yani bundan sonra vermiyorum. haya bundan sonra Şu an bana düşüneceğim yani bu sistem devam iktidarda ederse olan düşüneceğim. 5 3 4 milletvekili sayabilirsiniz. İktidarda olan İktidar Partisi'nin üyesi 3 4 milletvekili ismini verirsiniz. bölgemizden yoksa genelden. Bölgenizden Girne'den. Yani Şu şimdi an çok da isim şey gündemde yapmak. Şu an mesela yani isim mesela vermeyelim. örnek vermek İsim istiyorum ben. vermeyelim. Tabii ya İsim 9 vermeyelim. tanesini Daha birden önce sayabilirim Çatalköy ben Belediye size. Başkanlığı yapmış bir milletvekilimiz var diyelim. Necdet Bey, evet. Tamam. Mesleği nedir bilir misiniz? Şimdi ben bizi Mesleği tarih bilmiyorum. etmiyorum. Bir Yani dakika lütfen. isim veremeyiz çünkü Bir burada. şey söyleyeceğim. İsim Devlet vermedim. memuruydu bildiğim kadarıyla. Bildiğim Evet, ben yani kadarıyla. kendisini tanımam. Evet. Yani severim sevmem öyle bir şey yok. Sadece o geldi aklıma yani başka milletvekili örnek de Evet. verebiliriz. Fakat Yani eğer mesleklerinden yola çıkarsak çoğu doktordu. yani seçenlerin çoğu eğer Girne'li olmasa. Çatalköy'de oy verenlerin ya da atıyorum Karaolanoğlu'nda yani Evet. Girne'nin birçok yerinde oy veren kişilerin sayın milletvekilimizin mesleği hakkında dünden bugüne başarısı Vizyonlu hakkında. vizyonu Bak. hakkında bilgisi olup olmadığından da emin değil mi? Neye Kesinlikle göre bu oy konuda veriyor? sana katılıyorum. Bilgisi Doğrudur olsa zaten söylediğiniz. yok. Da yani isimlere tabii şey yapmak istemiyorum ama Yok isimler değildi söylediğinize burada. katılıyorum. Hedefimiz Yani isim bakın değil yanlış anlamayın. background Sistemi dediğimiz konuşuyoruz. özgeçmişine pek özgeçmişle pek ilgilenmiyor insanlar. Çünkü küçük bir yani 20 Evet. 20 25 bin oyun bulunduğu bir yerde eşiniz, dostunuz, akrabanızla eğer meyhanelerdeyseniz gece gündüz ne bileyim yiyip içiyorsanız, yedirip içiriyorsanız, bir takım işçiklerini halletmişseniz İstihdam böyle popülist yaklaşımlarla hak ettiği de etmeliydi ona bakmadan istihdamları da yapmışsanız partizanlıkla kamu yönetimi bakın geçen haftaydı yanılmıyorsam Radar Reşat isminde benden de büyük Evet. bir abimiz çok güzel şeyler söyledi takdir ediyorum. Kamu yönetiminin neden çöktüğü konusunda meritokrasiden filan bahsetti yani yetişmiş üstün insandan Evet. bahsetti. Evet ülkemizde üstün insanlar yetişmiş insanlar. Ağır ağır çoğalıyorlar. Ama özellikle özel sektörde Bulut Bey'in daha önce söylediği gibi özel sektörde güçlü bir yapı oluşmadığı için özel sektörde işte kurumlaşmış büyük şirketler vesaire gibi istikbal vaat eden sosyal güvenlik şeyimiz belli zaten. Son bakan, Çalışma Bakanı işte
artık ödeyemiyoruz, çöktü, gitti gibi laflar. Özel sektörü tercih etmiyor tabii. He. Bu yetişmiş insan. Bugün biliyor musunuz 50 tane itfaiyeci alınacak. 800 yanılmıyorsam bir ay kadar 875 tane büyük bölüm üniversite mezun müracaat etti. 275'i sınavı geçti. Belli bir galiba boy 60 ya. Puan gibi bir şey koydular. İşte neticede 275 şimdi yarın tekrar sınava girecekler. Mülakata girecekler. Yani itfaiyeci, bakın bu donanımlı gençler itfaiyeci olabilmek için neler yapıyorlar. Ülke ne hal? Siz geleceksiniz şimdi partizanlıkla kamu yönetimini çökerteceksiniz. Özellikle üstlü kararnamelerle. Yığınla müşavir de, evine hiç işe gitmeden, devlet yönetimiyle ilgisi olmadan partizanlıkla dışta kalmış müşavirler. Sağda solda dolaşıyorlar. Vallahi ilgili partinin propagandalarını yapıyorlar. Yani İçişleri Bakanlığı'nda bile hani bir komite var. İskender Cümeli komitesi ki işte malları dağıtacak falan eşdeğer puanlarına bakacak. Ya neredeyiz? Geçin artık ve dünya kadar kaç kişi var İskender orada çalışan? İskender Cümeli'nin bakın. İskender Cümeli'nin benim bildiğim kadarıyla aylık gideri zannederim 130 bin 150 bin TL civarında. Gerek yok. Bence İskender Cümeli'nin gerekliliği, gerekli olup olmadığı tartışılmalıdır. İlgili bakanlık içerisinde. Evet. Tartışılmalıdır. Veya 7 tane insan lazım. 6 bin, 7 bin TL maaşlar filan da alıyorlar. Çoğu emekli. Bir tanesi iş adamı, bir finans şirketinin sahibi. Evet. O da benzetti kulaksız sitesindeki yabancıları temizliyor. Orams davasından... Orams davasının verdiği zarardan daha büyük zarar verdi. Ben geçen hafta bir televizyon programında Sayın Yeni İçişleri Bakanı'na, Nazım Çavuşoğlu'na, Sayın Nazım Çavuşoğlu'na çağrı yaptım. İnceleyin ve alın görevden. Devletin 7500 lira da maaşını alıyor. Bir finans şirketinin sahibi. Oyu varsa nasıl alacak görevden? Yani sadece oyuyla değil, belki eski bakanlara... seçimlerde neyse, maddi neyse, olarak da belki yardım etmiş. Bu kadarına çok girmeyelim. Bu kadarına girmeyelim. Çünkü yani biz daldan burada isimler konuşamayız. Ona da yapamayız. Bunu da yapamayız. Evet. Çünkü bunlar bizim rütük kararlar. İsim konuşmadık. Biz medyaya, biz insanlara hükmediyoruz. İsim konuşmadık daha. İsim hayır. İsimlere de konuşmayalım. Bunlara çok çok böyle inmeyelim. Evet, yani, bu popülerist yaklaşımlara peki. inelim biraz yani. Çünkü işin temeli bu. İşin özü bu. İşin yanlışlığı bu. Evet. Ben popülerist yaklaşımdan çıkmamız lazım artık. Popülerizmle alakalı bir şey anlatıp halkımıza da çağrı yapmamız lazım. Sözü size vereceğim. Benim şu an iki kız kardeşi, bir erkek kardeş, üç çocuk. Tamam mı? Oturdum, ben dedi kraliçeye hayranım. Ne şey sevgili dostum dedim. Çünkü benim dedi kardeşlerimle beni kraliçe öder. Nedir dedim senin? Kendisi SBA polisidir. Kardeşi işte İngiliz elçiliğinde çalışır. Hep İngiliz yani. Kraliçeden geliyor bana para diyor. Niçin dedim. Beni dedi devlet Konya'ya okumak için gönderdi. Spor akademisine. Devletin bursuyla okudum. Okulum bitti ve geldim. İş almak için gittim dedi. Başvurdum. Sınavı da geçtim. Birinci de işe alınmadım. Ve dediler ki bana... İşe alınmanın formülü Denktaş'ta biter. Biz bir dakika lütfen popülerizme şimdi, geçiyoruz. Şimdi bak kökenine bu da, ineceğim. Bu da halkın yanlışı. Bir bakın, dakika. Çünkü herkes şu an biliyor musun kaç tane spor öğretmeni var? Bir dakika biz yıllar biliyor önceden bahsediyoruz. Eğitimin planlanması. Bu beyefendi şu an 48 yaşındadır. Sevgili dostum 48 yaşına yani, geldi bu adam. Yani bir dakika, eskiden bahsediyorum. Bir dakika evet eski geçmiş nasıl sen, geldik yani. Bugüne. Evet. Şimdi gittik dedi işte Denktaş'ta. Bey'in yanında Sayın Cumhurbaşkanımızın derdimizi anlattık.